İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Koronavirüs ve Batı Ermenistan. Biz başıboş yetim çocuklar gibiyiz. Dersim Ermenileri kökenlerini açığa çıkarıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 160'a ulaştı. Gerici teröristler Halep'teki Suriye hükümet ordusunun siperlerini 4 kez bombaladı. Grönland'ın buzulları rekor düzeyde eriyor. Ararat Dağı'nın etekleri göçmen kuşlara, Mınzur Dağları yaban keçilere kucaklarını açtı. Batı Ermenistan. Türkiye, izolasyon emri veya resmi karantina ilan etmeden araştırma faaliyetlerini genişletiyor. Türkiye ve Batı Ermenistan'da yaşayan nüfusun disiplini, koronavirüs ile ilgili bir sokağa çıkma yasağından kaçınmayı mümkün kılmaktadır. 2019'da Batı Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinde koronavirüs hakkında bir söz bile bulunmadığı zamanda sokağa çıkma yasağı vardı. Bununla birlikte Türkiye'de ölenlerin sayısı 9 kişiye ulaştığı ve 670 kişiye koronavirüs bulaştığı belirtildi. Batı Ermenistan istisnai olarak ve cennet bahçesinin kutsal kuralını doğrulayarak şimdiye kadar başka nedenlerle ortaya çıkan kazara ölümler dışında koronavirüs nedeniyle bir enfeksiyon veya ölüm vakası kaydetmemiştir. Bununla birlikte Ermeni yeni yılının ve baharın geceyle gündüzün eşit olduğu bu günün gelişinden itibaren kar erimesi ve sıcakların artmasından sonra Batı Ermenistan'daki hayat bu yıl turizmin tüm ülkelere ve Batı Ermenistan'a büyük zarar vermesine rağmen gelişecektir. Dolayısıyla Batı Ermenistan'daki nüfusumuza uyanık olmasını, dikkat etmesini ve virüsün yayılmasını önlemek için basit kuralları takip etmesini tavsiye ederiz. Sağlığınızı korumak için dengeli ve doğal gıdalarla beslenmeniz, düzenli fiziksel egzersizler, nefes egzersizleri ve meditasyon yapmanız gerekir. Batı Ermenistan'daki Ermeni mirasından geriye ne kaldı? Topraklarımızda yaşayanlar sadece Türkler ve Kürtler mi? Yoksa Ermeni kökleri filizlenmeye devam ediyor mu? Sputnik Armenia'nın Uyan Lao adlı özel projesi bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacak. Sputnik Armenia, Nairi Hohigyan. Geçen yüzyılın başındaki katliamlardan sonra tarihi anavatanımızda bir yüzyıl boyunca anavatanlarında var olan ve kimlik için savaşan yurttaşlarımızın mucizevi bir şekilde kurtarılabileceğini hiç düşündünüz mü? Türkiye Cumhuriyeti'nin tam merkezinde Dersim köylerinden birinde yaşayan Suat Dindar'ın ebeveyni kendilerini katliamdan kurtarmak için Aleviliği kabul etti, demircilikle uğraştı. Suat bugün Dersim'in en ünlü demircisidir. Yarattığı işleri bölgedeki en görkemli evleri süslüyor. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde 21 Mart saat 10 itibariyle 160 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Dün yayınlanan en son verilere göre 136 koronavirüs vakasının kaydedildiğini hatırlatalım. Daha sonra vaka sayısı 24 ile arttı. Nurk Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde şu anda 11 röntgen ile doğrulanan zatürre vakası var. Sağlık Bakanı Arsen Torosyan bunu Facebook'un canlı yayında açıkladı ve kimsenin hayatının tehlike altında olmadığını ekledi. Toplamda 21 Mart'ta 160 koronavirüs vakası doğrulandı. Rusya Federasyonu'nun Suriye'deki savaşan tarafların uzlaştırma merkezi geçtiğimiz gün gerici terörist grupların İdlib'in silahtan arındırılmış bölgesindeki Suriye hükümet güçlerinin siperlerine 4 kez ateş açtıklarını bildirdi. Halep eyaletinin Kaffar Taal, Aceli, Urmes, Sugra yerleşimleri bombalandı. Saldırıları Cephat An-Nusra adlı gerici terörist grubu üstlendi. Kayıplar hakkında henüz bir bilgi mevcut değil. Haytek'in aktardığına göre bilim insanları geçen yıl rekor kıran sıcak hava nedeniyle Grönland'daki buzulların erime oranının çok yüksek olabileceğini biliyordu. Ancak uydu verilerini alıp inceleyene kadar tahmin etmiyorlardı. Yapılan hesaplara göre Grönland 2019'da 600 milyon ton buz kaybetti. Bu deniz seviyesindeki 2.2 milimlik artışa karşılık gelen büyük bir rakam. Karşılaştırma için 2002-2019 döneminde Grönland her yıl 268 milyar ton buz kaybetti. Bu da geçen yılın kayıplarının yarısından azdı. İlkbaharın gelmesiyle Ararat Dağı'nın eteklerindeki Milli Park'a göçmen kuşların dönüşüyle renklendi.
Her yıl bahar ayında gerçekleşen kuş göçleriyle canlanan Milli Park, yaz boyunca birbirinden farklı onlarca kuş türüne ev sahipliği yapacak. Sulak alanlar kuş bilimi açısından oldukça önemli. Göçmen kuşlar Güney Yarımküre'den bizim de yer aldığımız Kuzey Yarımküre'ye doğru gelmekte. Batı Ermenistan'ın Iğdır bölgesinde bugüne kadar yapılan araştırmalarda 276 kuş türü tespit edildi. Önemli türler arasında akleylek, kara çaylak, şahin, kerkenes türlerini görmek mümkün. Mınzur Dağları'nda nesli tükenmek tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken kamera tarafından kaydedildi. 42.674 hektar alandan oluşan Mınzur bölgesi yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, susamuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar Folk grubunun seslendirdiği Maral Şiso adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.